İşçilik hangi sektörde olursa olsun, işletme için bir maliyettir ve çalışana ücret ödemeyi gerektirir. Bu yüzden de üretimde kullanılan işçilik miktarının saptanması ve değerlendirilmesi gerekir. Saptanan ve değerlendirilen işçilik, ücret sistemleri aracılığıyla parasal değerini bulur, tahakkuk eder ve ödenir. Sonrasında da bulunan işçilik maliyeti kullanılan maliyet yöntemine göre ürün maliyetlerine yüklenir. Konuyla ilgili olarak program süresince kullanılacak anahtar kavramlar, işçilik maliyetlerinin izlenmesi, ücret, ücret sistemleri, işçilik maliyetlerinin tahakkuku ve ödenmesi, işçilik maliyetlerinin üretime yüklenmesi şeklindedir. Bu programı izledikten sonra, işçilik maliyetleri nasıl izlenir, ücret sistemleri nelerdir, işçilik maliyetlerinin tahakkuku nasıl gerçekleştirilir, İşçilik maliyetleri üretime yüklenirken nasıl muhasebeleştirilir? sorularına yanıt bulabileceksiniz. Maliyet muhasebesi açısından işçilik maliyetlerinin izlenmesinde önemli olan, işçilik maliyetlerinin gider yerleri ve mamuller bazında izlenebilmesidir. İşçilik maliyetlerinin belirlenmesinde öncelikle harcanan işçilik miktarı saptanır. Daha sonra da değerlendirilir. İşçilerin iş yerindeki toplam çalışma sürelerinin belirlenmesinde önceleri puantaj cetveli yani devam çizelgesi kullanıldığı görülür. Zaman içinde bu kartların yerine otomatik saat kartları yani işçi zaman kartları alır. Bu kartlar sayesinde iş yerindeki toplam çalışma süresi belirlenir. İş yerinde geçirilen toplam sürenin hangi bölümlerde ve hangi işlerde geçirildiğini saptamak için de iki temel belge kullanılır. Bunlardan ilki işçi çalışma kartıdır. İşçilik maliyetlerinin direkt ve endirekt ayrımının yapıldığı bu kartlar, maliyetlerin dağıtımı ve kontrolünde önemli rol oynar. İşçilik maliyetlerinin hangi işler üzerinde geçirildiğinin belirlenmesinde kullanılan diğer belge işçi çalışma kartı özetidir. Bu kart günlük olarak doldurulur ve belli aralıklarla direkt, endirekt işçilik ayrımına dikkat edilerek yevmiye kayıtları tutulur. İşçilik maliyetlerinin temelini işçilere ödenen ücret oluşturur. İşçiliklerin parasal olarak ifade edilmesi ve değerlemesi uygulanan ücret sistemlerine bağlıdır. Ücretin hesaplanma ve ödeme şekillerindeki farklılıklar nedeniyle zaman esasına göre ücret sistemi, akort yani parça esasına göre ücret sistemi, prim esasına göre ücret sistemi gibi değişik ücret sistemleri ortaya çıkar. Ülkemizde en yaygın olan ücret sistemi zaman temeline dayanan ve saat ücreti ya da gündelik şeklinde uygulanan ücret sistemidir. Bu ücret sisteminde ödenecek ücretin hesaplanmasında işçinin işletmede geçirdiği süre esas alınır. Saat, gün, hafta ya da ay olarak işletmede geçirilen süre işçinin alacağı ücreti belirler. Hesaplanmasındaki kolaylık ve işçiye zaman baskısı altında olmadan rahat çalışma olanağı tanıması bu sistemin en önemli avantajıdır. Ücretin üretimi özendirme bakımından hiçbir etkisinin olmaması ise sistemin en önemli sakıncasıdır. Bir örnek üzerinde zaman esasına göre ücret sisteminin işleyişini görelim. Bir işletmede normal üretim koşullarında 2 saatte 1 adet Z mamül üretilmektedir. 8 lira saat ücreti alan işçi A, haftalık 40 saatlik üretimden sonra 20 adet Z mamül üretmiştir. Aynı ücreti alan B ise aynı sürede 15 adet Z mamül üretebilmiştir. Bu işletmede üretilen Z mamülünün birim işçilik maliyeti nedir ve nasıl hesaplanır? A ve B işçileri toplam olarak aynı ücreti alsa da aynı sürede üretim miktarları eşit olmadığından Z mamülünün işçilik birim maliyetinin her işçi için ayrı ayrı hesaplanması gerekir. Birim işçilik maliyeti haftalık çalışma saatinin saat ücretiyle çarpılıp üretilen miktara bölünmesiyle bulunur. İlk hesaplamayı A işçisi için yapalım. 40 saat çarpı 8 lira bölü 20 adet eşittir 16 lira, A işçisi için Z mamülü işçilik birim maliyetidir. Aynı hesaplamayı şimdi de B işçisi için yapalım. 40 saat çarpı 8 lira bölü 15 adet eşittir 21,33 lira. B işçisi için Z mamülü işçilik birim maliyetidir. A işçisi Z mamülünün bir adedini 16 liraya üretirken B işçisi aynı mamülü 21,33 liraya üretebilmiştir. Bu durum B işçisinin zamanı A işçisine göre ekonomik kullanmadığının bir göstergesidir. İkinci önemli ücret sistemi olan akort esasına yani parça başına göre ücret sistemi zaman esasına göre ücret sisteminin tam tersidir geçen süreye bakılmaksızın belirli bir zaman içerisinde fiilen üretilen mamül miktarına göre ücret ödenmesi sistemine akort esasına yani parça başına göre ücret sistemi denir. Bu sistemde işçi ne kadar çok üretirse o kadar çok ücret alacağını bilerek hareket eder, birim başına işçilik maliyeti sabit olduğundan çalışma verimliliğinin düşmesi direkt işçilik maliyetlerini artırmaz. Bu sistemde maliyetlerin hesaplanması kolaydır ve işçiler de gelirlerindeki artışları kolaylıkla izleyebilirler. Prim esasına göre ücret sistemlerinde normal üretim miktarı aşıldığında çıplak ücrete ek olarak prim ödemesi yapılır. Bu sistemin amacı işletme hedeflerine ulaşabilmek, etkinlik ve verimliliği arttırmak için finansal katkı yoluyla işçilerin motivasyonunu arttırmaktır. Prim esasına göre ücret sistemlerinde işçiye garanti edilen asgari ücret yanında verimli çalışması dolayısıyla bir de prim ödenir. dönem sonlarında işçilik maliyetlerinin tahakkuku amacıyla mahsup fişi düzenlenir. Direkt işçilikler 720, direkt işçilik giderlerine, en direkt işçiliklerde 730, genel üretim giderlerine kaydedilir. Mahsup fişinde yer alan gider çeşitleri saat ücretli personele ilişkinse gider çeşidi 1, işçi ücret ve giderleri, maaşlı personele ilişkinse 2- Memur ücret ve giderleri olarak yer alır. Tahakkuk işleminden sonra bir sonraki ay içerisinde ödemeler yapılır, net ücretler ve diğer hak edişler işçilere ödenir. Gelir vergisi stopajı ve damga vergisi vergi dairesine, Sosyal Güvenlik Kurumu primi işçi ve işveren payı, işsizlik sigortası işçi ve işveren primleri de Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenir. İşçilik maliyetlerinin tahakkuk ve ödenmesi sonucunda her bir siparişe ilişkin işçilik maliyetleri hesaplanmış olur ve muhasebeleştirilir. Sipariş maliyet sistemine göre yevmiye kaydında direkt işçilik giderleri yansıtma hesabı ve genel üretim giderleri yansıtma hesabı altında işlem yapılır. Daha sonra dönem sonunda direkt işçilik ve genel üretim maliyetlerine ilişkin gider ve yansıtma hesapları ters kayıtla kapatılır. Eğer işletme standart maliyet sistemine dayalı sipariş maliyet sistemi uyguluyorsa, gider ve yansıtma hesapları arasında fark çıkabilir. Bu farklar önce fark hesaplarına, daha sonra da yarı mamüller, mamüller ve satılan mamüllerin maliyeti hesaplarının büyüklüklerine göre dağıtılır. Aynı verileri esas alarak maliyet merkezindeki işçilik maliyetlerinin safa maliyeti sistemine göre üretime yüklenmesi ve muhasebeleştirilmesine ilişkin yevmiye kaydı şöyle olacaktır. Sipariş maliyet sisteminde olduğu gibi dönem sonunda direkt işçilik ve genel üretim maliyetlerine ilişkin gider ve yansıtma hesapları ters kayıtla kapatılır. Eğer işletme standart maliyet sistemine dayalı safa maliyet sistemi uyguluyorsa, gider ve yansıtma hesapları arasında fark çıkar. Bu farklar önce fark hesaplarına, daha sonra da yarı mamüller, mamüller ve satılan mamüllerin maliyeti hesaplarının büyüklüklerine göre dağıtılır. Üretim sürecinde direkt ve endirekt işçilik maliyetleri farklı biçimlerde ve çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir. Dönem sonlarında işçilik maliyetlerinin tahakkuku amacıyla direkt işçiliklerin 720 direkt işçilik giderlerine, endirekt işçiliklerin de 730 genel üretim giderlerine kaydedildiği mahsup fişi düzenlenir. Mahsup fişinde yer alan gider çeşitleri saat ücretli personele ilişkinse gider çeşidi bir işçi ücret giderleri maaşlı personele ilişkinse 2. Memur ücret ve giderleri olarak yer alır. Her bir siparişe ve safaya ilişkin işçilik maliyetleri hesaplanarak muhasebeleştirilir. Böylece işçilik maliyetleri mamullere yüklenmiş olur. Bu programda işçilik maliyetlerinin izlenmesi ve ücret sistemleri üzerinde duruldu. İşçilik maliyetlerinin tahakkukunun nasıl gerçekleştirildiğine değinildi işçilik maliyetlerini üretime yükleyebilmek için yapılacak muhasebeleştirme işlemleri açıklandı. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi, Maliyet Muhasebesi ders kitabının 3. ünitesi olan işçilik maliyetlerinde yer almaktadır.